Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır. Channing. Etrafınızdakilerin geçiciliğini gördüğünüzde kalıcı ve ebedi olanı fark edersiniz. Hayat geçicidir, şiir kalıcı. Gündelik telaşlar geçicidir, edebiyat kalıcı. Kedili Kütüphane'nin bu bölümünde konuğumuz Haydar Ergülen'le şiir üzerine konuşulacak. Kalem bölümünde Anadolu'yu mayalayan gönül erlerinden Hacı Bektaş Veli'nin Makalat isimli eseri tanıtılacak. Hatırat bölümünde Bahtiyar Vahapzade'nin dizilerine yansıyan çocukluğu anlatılacak. Yeni çıkanlar, hep okunanlar, Kedili Kütüphane başlıyor. Şiir bittiği zaman bilin ki aşk da bitmiştir. Hiçbir şey duymuyorsanız, içinizdeki sese kulak vermiyorsunuz demektir. Şiirin ve aşkın söndüğü, duyulmadığı bir yaşamsa artık sonuna gelmiş demektir. Hocam siz üretken ve sık yayınlar çıkartan bir şairsiniz. Size şunu sormak istiyorum. Bir şairin ilham kaynağı nedir? Bir şair nelerden etkilenir, nelerden beslenir? Biraz anlatır mısınız? Evet, yalnızca tabii şiir kitabı yayınlamıyorum. Aynı zamanda denemeler de yayınlıyorum ama üretkenlik konusunda tabii Türkiye'de bir mucize var. Enis Batur var biliyorsunuz. Evet. Enis Batur varken bizim üretken olduğumuzu söylememiz biraz tabii tuhaf olur. Çünkü geçenlerde ben de onunla bir söyleşi yapmıştım. Evet. 150'den fazla kitabı var Türkçe olarak yazdığı. Umarım 300'e kadar çıkar. Benim şimdilik 30'a yakın kitabım var. Ama hiç de azıp sanmayacaksınız. Evet, çok mütevazisiniz. Fena değil, evet. Umarım yani bir 50'yi geçebilir diye düşünüyorum. Şiirin kaynağı her şeydir aslında. Yani tam olarak şiirin kaynağı hayattır. Hayata dahil olan ne varsa o da şiire dahildir diye düşünüyorum. Yani hem bir an olabilir, hem anılar olabilir, hem geleceğe yönelik umutlar olabilir, hem yaşadığımız zaman olabilir. Hem de hiç kuşkusuz tabii okuduğumuz kitaplar, gördüğümüz filmler, dinlediğimiz müzikler, insanların konuşmaları, düşlerimiz, bütün bunlar şiire dahildir diye düşünüyorum. Evet. Hocam, şiirlerinizde mekan kavramı gerçekten dikkat çekiyor. Bize biraz şair ve mekan ilişkisinden anlatır mısınız? Sizin gözünüzden, sizin yorumunuzdan biraz bu ilişkiyi dinleyelim sizden. Aslında şiirin bir bakıma bir arayış olduğunu düşünüyorum. Yani insan çünkü niye şiir yazsın? Şiir yazmak için çok fazla sebep yok aslında. Bazen şiirin beyhude olduğunu da düşünürüm. Yani bazen de düşünürüm. 80 yaşında, 90 yaşında şairler hala şiir yazıyor. Efendim? Umarım ben de o yaşa kadar yaşayıp yazarım ve bunu deneyimlemiş olurum. Ama galiba şöyle bir şey var. Şiirin asıl kaynağı çocukluk tabii. Yani biraz önce onu söylemedim ama zaten asıl olan şey çocukluk olduğu için belki söylemeye gerek duymadım ve hem onu bir mekan olarak bakıyorum hem de bir zaman olarak bakıyorum. Galiba insan yitirdiği cenneti arar gibi yine çocukluğu arıyor. Çocukluğun kendisi bir mekan çünkü nerede yaşamış olursanız olun. İsterseniz sokakta, isterseniz evde, farklı yerlerde, nerede yaşamış olursanız olun. İnsan çocukken bilemediği şeyleri ya çocukluk kafasıyla daha sonra yitirdiği zaman anlıyor ve yitirdiği şeyleri bulmak için arıyor ve yazmaya başlıyor. Bence nerede olursa olsun mekan çocukluktur diye düşünüyorum. Enteresan. Evet. Mekan çocukluk. Evet, öyle düşünüyorum. Ve özlem belki bu da. Özlem belki de onu yaşamak, yani yaşama onu yitirmemek. Artık. Evet, aslında yani çocukken hızla geçmeyi arzuladığımız, bir an önce büyümek istediğimiz bir hali, bir mekanı aslında insanın hep dünyayı öyle yaşaması gerektiğini, öyle yaşarsa sanki daha iyi bir dünya olacakmış duygusu insan sonra keşfediyor. Ve bunun arayışı diye düşünüyorum. Hani bazen şiir bir tesellidir diye düşünüyorum. Hani o tesellinin kaynağı çocukluk arayışı var diye düşünüyorum.
yazarın ve şairin cenneti çocukluğudur. Çocukluğunu geçirdiği iklimin meyvelerini verir şair. Annesinden ve ninesinden işittiği ninilerin ve masalların şiirini yazar. Azeri yazar ve şair Bahtiyar Vahapzade, annesiyle yaşadığı bir çocukluk anısını şöyle anlatır. Ömrümde ilk defa gök gürültüsünü duyarak korktuğumda, annemin yanına koştum ve bu sesin ne olduğunu sordum. Annem beni koynuna aldı. Korkma, melekler gökte at koşturuyorlar dedi. Allah'ım bu ne kadar güzel bir sözdü. Sözün sihrine büründüm. Gökte at koşturan melekleri hayal gözümle gördüm. Üstüne beyaz tülden elbise giymiş güzel melekler. Arşa kalkan güzel atların sırtında, bulutların üzerinde nasıl da koşuyorlar. Vahapzade yıllar sonra farkına varır ki, annesinin hafızasına tohumlar gibi serptiği resimlerdir kendisini şair kılan. Bu yüzden kaleminin gerçek sahibini latif bir şekilde ilan eder bir şiirinde. Yok, men hiçem, men yalanam, kitap kitap sözlerimin müellifi benim anam. Tabii çok dikkat çekici başka bir mevzu da sizinle ilgili çocuklara yönelik bir kitap yazdınız. Evet. Ve ismi de Nar Alfabesi. Evet. Şu sıralar son zamanlarda çocuklara kitap yapan, yazan şair neredeyse çok az. Bunu herhalde kabul edeceksiniz. Sizi buna iten şey neydi? Biraz bundan bahsedelim. Beni buna iten şey kızım. Aa, ne güzel. Evet, kızımın adı Nar. Aa, ne kadar güzel. O yüzden de ona yönelik bir alfabe yazdım, Nar alfabesi diye. Ona ve arkadaşlarına yazdım tabii, çocuklara yazdım. Ama tabii çocuklar için yazmak çok zor. Yani o kitabı 3 kere yazdım. Vaktim olsa 2 kere daha yazardım. Yani çünkü habire böyle onu inceltiyorsunuz, şunu söylemeyeyim, şöyle söyleyeyim diye bir sürü şey düşünüyorsunuz. Bu arada çocukların bizden daha zeki olduğunu her zaman keşfediyorsunuz tabii. Evet. Ya en azından benden değil daha mi? Zeki olduklarını biliyorum ve şimdi yayın evi benden başka çocuk kitapları istiyor ama cesaret edemiyorum çünkü çok zor işler. O yüzden zor. De çocuk kitabı yazan, şair, yazar herkesi gerçekten kutluyorum ve onlara gıpta ediyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu ismi seçmek nereden geldi aklınıza? Kızınızın sadece ismi mi? Bir de aklıma ilk gelen şey Nar, dışı vahdet, içi kesre, çok değerli, kültürümüzde hep kullanılan bir konudur. Siz biraz bundan da mı? Tabii hem kültürümüzde, uygarlığımızda var, hem yani bizim bütün bölgemizde var. Hem benim için tabii Ehl-i Beyt'in simgesi, Hazreti Fatma'nın simgesi, Nar'dır çünkü evet. Hazreti Fatma'nın simgesi. Bizde çok kutsaldır tabii aynı zamanda ve bildiğimiz gibi rengi de öyle. Aynı zamanda birlikte çokluk, çoklukta birlik evet. Ve barış içinde bir arada yaşama duygusu tabii bizim ihtiyacımız olan şey. Çok, evet. O yüzden de var. Özellikle bu sıralar değil mi? Daha her zaman böyle bir şey var. Daha bir de rengini de çok severim. Daha ne diyeyim, kızımın adı. Ne kadar güzel bir isim. İsmiyle evet. Yaşasın inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Nara evde çoktur, gidecek yerde. Şiir gibidir bir bakıma. Şiirin bize değil, bizim şiire ihtiyacımız olduğunu bilirsiniz. Bilmiyorsanız da vakti gelince anlarsınız. Her şiiri herkesin anlamaması bazı şiirlerin yüksek oluşundan değildir. Herkesin ihtiyacı olanı bilmesi, ona yönelmesiyle ilgilidir. Yaşanmışları kitap olarak okumak mı, yoksa kitabın içindekileri gerçek olarak yaşamak mı? Şiir mi esinlenir hayattan, ya da hayat şiirden alınan bir ilham mı? Dede Korkut hikayeleri. 14. ve 16. yüzyıl arasında yazıya geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut hikayeleri, destansı hikayelerden oluşur. Kitap, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada hakim olmuş kültürün eseridir. Dede Korkut hikayeleri, Türklerin örf ve adetlerinin, ahlak ve törelerinin olduğu gibi verildiği bir eserdir.
tek bir kişinin kaleminden çıkmamıştır. Bir halkın ortak hikayesidir. İnanç değişimleri, büyük kahramanlar, içinde yaşadıkları coğrafyanın özellikleri gibi birçok kültürel öğeye bu destanlarda rastlamak mümkündür. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Grigori Petrov. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Rus yazar Grigori Petrov'un Finlandiya seyahatlerindeki notlarından oluşan eseridir. 1800'lerin son döneminde Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumdan bahsedilir. Cehaletten kurtulmak için ülkedeki bir avuç Fin aydınının verdiği olağanüstü mücadele anlatılır. Kitap, ilk defa 1923'te Saraybosna'da basılmış ve kısa sürede birçok dile çevrilmiştir. Finlandiya'nın bugününü anlamak için okunması gereken eserlerin başındadır. Diriliş Nesli'nin Amentüsü, Sezai Karakoç. İlk baskısı 1976 yılında yapılmıştır. Sezai Karakoç'un geliştirdiği diriliş düşüncesinin önemli kitaplarındandır. Sezai Karakoç bu kitapta öncü bir neslin yetişmesi gerektiğini anlatır. Özlemi duyulan diriliş neslinin özellikleri sıralanır. Bu neslin en belirgin özellikleri tarih bilinci ve derinliği, içinde yaşadığı toplumla barışık olma ve çalışkanlıktır. Şiir, dünyanın ıssız bir bahçe olduğu günlerden kalmadır. Yalnızlığın ilk sesidir şiir. O yüzden bugün bile pek çok şair, ilkenin homurtusu, gürültüsü, sayıklaması gibi yazar şiiri. Anlarım ve susarım. Çünkü o ilk ıssızlık hala içimizde bir yaprak gibi çalışır durur. Eserinizin ismi çok dikkatimi çekiyor. Unutmak aslında bir tür vefadır diyorsunuz. Evet. Hepimiz biliyoruz ki unutmamak vefadır. Evet. Böyle evet. Bir hani herkesin toplumsal manada kullandığı bir unutmamaya dair bir şeydir. Siz bunu özellikle niçin söylediniz? Unutmanın bir tür vefa olduğunu. Evet, özel bir sebebi var mı? Evet, vefa bazen unutmaktır dedim. Çünkü bazen unutmamak insanı yorar, karşıdakini evet. Yorar, hayatı yorar, ilişkileri yorar. Bazen bağışlamak gerekir. Yani çoğu zaman bağışlamak gerekir de evet. Vefalı olmak bazen de böyle bir şeydir. Yani büyüklüktür demeyeceğim ama bir erdemdir. Unutmak da bazen bir erdem olabilir. Daha evet. Barışçıl bir eylemdir. Evet, çoğu zaman unutmak alçaklıktır diye bir kalıp vardır. Öyle olduğu zamanlar vardır ama insan hayatına, toplumsal ilişkilere baktığımız zaman da bazen unutursak daha iyi olur, daha vefalı oluruz diye düşünüyorum. Ya yani tersinden düşünüyorum. Çünkü öbür türlü düşünürsem zaten mevcut düşünce öyle ve bir şey olmuyor, bir yere çıkmıyor. Evet. Bir de tersinden denemek lazım. Bazen daha sükunetli belki, bazen, daha barışçıl. Evet, bazen unutursak daha vefalı olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hem ona hem kendimize hem hayata karşı. Böyle daha belki hafiflemek ve hafifletmek. Evet. Daha güzel olsun diye. Evet. Peki hocam çok dikkatimi çeken bir diğer şey de çok zarif ve naif kitap isimleriniz. Nar gibi, zarf gibi. Çok böyle basit, yalın gerçekten ama çok derin manalar barındıran isimler. Biraz anlatır mısınız? Nasıl isimlendiriyorsunuz? Bunu yaparken ne düşünüyorsunuz? Evet, yani şiir yazan insanın görevi demeyeceğim ama yapması gereken şeylerden bir tanesi nasılsa günü yazmak ve geleceğe dair bir umut, geleceğe dair bir tahayyülde bulunmaksa evet. Bir taraftan da insanın anılarını, değerlerini koruması anlamında da bir yapması gereken bir şey var şiir yazan kişinin. Çünkü borçlu olduğumuz kaynak anılar ve değerler. O yüzden de şimdi yitirdiğimiz şeyler var, çocukluk gibi, mektup gibi. O yüzden de bazıları bazı şeylere kendiliğinden sahip çıkıyor. Ben de mektubu çok yazan, çok seven bir çocuk olarak ya da genç olarak işte zamanın o zamanlara denk düştü. O yüzden de onları yeniden yaşatmak istedim. Ve bunu da Zarf adlı bir kitapta, mektuptur, puldur, zarftır, postadır neyse bir tür öyle bir arayışın içine girdim. İşte. Yani o şeye dair, o kültüre dair, mektup kültürüne dair bir şeyler yazmak istedim. Böyle birkaç başka şeyim de var. Evet.
Peki hocam, şimdi tabii elimde de Üzgün Kediler Gazeli var. Evet. Çok da ses getirdim. Metin Altınok şiir ödülü almış. Bizim programımızın ismi de Kedili Kütüphane. Evet. Biraz anlatın, kedilere özel bir ilginiz olduğunu biliyorum. Evet. Bir de sizden dinleyelim. Evet, işte mektup, kedi, tren, Eskişehir, Eskişehir Spor. Benim böyle temel temel 4-5 konularım evet, var bunlarla. Yani 10 tanesinden 5'i bunlar diyebilirim konuların. Evet. Kedileri çok geç sevdim. Daha doğrusu geç onlarla hemhal oldum ama geç kızının olunca... Kızının sayesinde mi oldu? Yok, karımın sayesinde oldu. Eşim çok seviyordu. Evet. Ben tabii onu sevdiğim için kedileri de çok sevdim. Sonra onu geçtim tabii, öyle olur. Hani sonradan olan, görme olan daha çok şey yapar ya böyle. Ben tam bir sonradan sevmeyim diyorum. Evet, çok hoş. Evet, ne sonradan güzel sevme oldu. Tabii. Şairler için çok kolay bir şey herhalde. Bu kedilerle ilgili böyle... çok da yazı yazdım ayrıca. Yani evet. Şiir de yazdım, evet. Çok da yazı yazdım kitaplarda. Şimdi evde de kedilerimiz var, sokakta da var. Onlara isimler koyuyoruz, özlüyoruz, bakmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani ama anlayamıyoruz, çünkü kedileri anlayamazsınız. Evet, yani bu Üzgün Kediler Gazeli ismi zaten çok çarpıcı. Evet. Bu son söylediğiniz cümleyle mi alakalı? Biz anlamıyoruz, onlar kim bilir neler yaşıyorlar bu çağımızdaki bazen şehir hayatında. Bazen üzüldüklerini düşünüyorum. Hani kediler gülmez mi diyorlar ama güldüklerini gören de var. Ama evet. Tabii ben üzüldüklerini hissediyorum bazen. Yani uzun ayrılıklarda bırakıp gittiğimizde tabii gelip birileri bakıyor ama sizin yokluğunuzu en çok arayan şeylerden ve hesap soran şeylerden bir tanesi kediler. Hı hı. Benim böyle kedilerim var ve bir 10 gün 15 gün görüşmeyince gerçekten de konuşuyorlar ve hesap soruyorlar. Evet. O yüzden de kedileri üzmeye gelmez, üzmemek gerekir. Evet. Tuttum kitap yazdım ben de. Ne güzel üzdüğümüz yaptınız. Çok evet. Da keyifli bir kapağı var. Açıkçası bakma fırsatım olmadı ama evet. Bakacağım. Çok merak teşekkür ederim. Ederim. Çünkü benim de bir kedim var. Zaten programımız da evet. Kedili Kütüphane. Hı. Eser yazarın değil okurundur. Okur kendini görür eserde. Şair yüzlerce mektup yazar, denize bırakır. Mektubu okuyan her muhatap başka anlamlar çıkaracaktır. Hocam bize biraz da bir şiir okuyun istiyorum. Şöyle sizin sesinizden okumak istediğiniz herhangi bir şiiri serbest yani siz evet. Seçebilirsiniz. Üzgün Kediler Gazeli kitabından İç Nefes şiirini okuyacağım. Tamam. O bir çay istemişti trenin içinde. Biz tren yolcusuyduk çölün içinde. Ben yalnız kalmıştım senin içinde. Oysa kaç kişinin yerine sevmiştim seni. Aşkı geçtik gözlerini açabilirsin. O bir dile sığınmıştı sözü içinde. Yolu yoluma çıkmıştı çölü içinde. Ben eski kalmıştım senin içinde. Oysa kaç çocuğun yerine övmüştüm seni. Düşü geçtik kendine bakabilirsin. O bir bende kırılmıştı hayli içimde. Issız otağa kurulmuştu canım içinde. Ben kime kalmıştım senin içinde? Oysa kaç bahçe yerine açmıştım seni. Kimi geçti kimseye sorabilirsin. Vay, çok etkileyici. Teşekkür. Şöyle bir şey var mıdır? Derler ki şairler kendi şiirlerini ezberleyemez. Doğru mudur bu? Doğrudur. Bir tek okuyarak, bir tek dizem var ezberlediğim. Bakarak okudunuz, evet. Tabii, bir tek dizem var ezberlediğim. Onu da geçen bir toplantıda sordular. 6-7 kelimelik bir şey. Son kelimesini unutmuş. Heves kelimesini unutmuş. Ama tek siz de dize artık yani. Tek sahibinin ağzından hata kabul edilir herhalde. Vallahi şiirin sahibiyim bilmiyorum. Ödünç her şey çünkü. Çok haklısınız. Tabii. Ne kadar değerli bir şey tabii. Söylediniz. Hoca Ahmet Yesevi dört kapı düşüncesini geliştirir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bir Hacı Bektaş-ı Veli ise Makalat adlı eserinde bu düşünceyi yeni katkılarla zenginleştirir. Dört kapı 40 makama varır ve insanın dört unsurdan oluştuğunu bildirir. Toprak, su, ateş ve hava.
Dört kapıdan hakkıyla geçmek, tasavvuf düşüncesinde insanı kamil, yani olgun insan mertebesine ulaşmak sayılır. Anadolu alperenlerinin, evliyalarının en büyüklerinden bir Türkmen şeyhi olan Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan'ın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Nişabur'da doğmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli ve Yunus Emre ile birlikte Anadolu'nun ruhunu mayalayan bilgelerdendir. Tahsilini Horasan ve çevresindeki Yesevi medreselerinde ve dergahlarında tamamlayan Hacı Bektaş-ı Veli, Moğol istilası üzerine 40 yaşlarındayken Anadolu halkını irşad ile görevlendirilmiştir. Makalat ise Hacı Bektaş-ı Veli'nin en önemli eseridir. Latin harfleriyle ilk defa merhum Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan tarafından doçentlik takdim tezi olarak hazırlanıp bilim dünyasına ve kamuoyuna kazandırılan makalatın ilk nüshaları 17. yüzyıla aittir. Makalat, Kur'an-ı Kerim'den alınarak insanlara sunulmuş bir ikram niteliğindedir. Eser, dört kapı ve 40 makamı belirtmek ve açıklamak maksadıyla yazılmıştır. Onun dışındaki konular ve açıklamaları, Hacı Bektaş-ı Veli'nin müminler için gerekli gördüğü diğer konuların izahıdır. Hocam, bir arkadaşım, bir yazar arkadaşım demişti ki bizler mektup yazan nesilden geldik. Evet. Bizden sonra gelen nesil bana göre kayıp nesildir. Bu kadar siz insafsızca bir yorum yapacak mısınız? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü yani şöyle bir şey, her çağın kendine göre güzellikleri, değerleri, kattığı şeyler vardır. Şimdi yani sonuç olarak ben de artık hani bilgisayarla yazı yazmaya başladım. Bilmiyorum kaç yaşından sonra, evet, ama başladım. Evet, şiiri hala elimle yazıyorum ama yazılarımı bilgisayarla yazıyorum. Bu yüzden de yani bunu inkar edemem. Yani o zaman olmayan şeyler de şimdi var söz gelimi. İnternette bloglar var, siteler, evet, var, insanlar yazılar, mektuplar yazıyor. Bunları nereye koyacağız? Her şeyin aslı yazı ama. Yazı olduğu için... Tamam, mektup güzel bir şeydi. Bir nesne değeri de vardı ayrıca. Beklemek, yazmak. Tabii. İnsanlara bir takım, yani sadece yazıdan ibaret değil, sabır duygusu, özlem duygusu, uzaklık duygusu, mesafe duygusu kazandıran şeyler bunlar. Tabii onu çok arıyorum, kuşkusuz arıyorum. Ama bir tarafında bugüne ait ve insanlar da başka değerler bulurlar bu yeni şeylerde diye düşünüyorum. Hocam... Ne var yeni mutfağınızda, cebinizde, bize anlatacağınız yeni bir şey var mı? Vallahi Enis Batur'la başladık, onunla bitireyim. Hem, evet, de selam göndereyim. Hem de hemşerimdir, Eskişehirli. Çok da sevdiğim bir, evet, yazardır. Geçen ona sormuştum. Dedim ki yani neler var dedim. Benim masamın üstünde her zaman 9-10 tane dosya vardır dedi. Dedim ki ya tebrik ederim gerçekten. Benim masamın üstünde 9-10 tane dosya yok ama yazmakta olduğum birkaç kitap var. Bu arada kitaplarım yeni baskıları çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Trenlerde Ahşaptır kitabının yeni baskısı. Çünkü trenleri de çok severim. Çünkü Eskişehirliyim ve Eskişehir tren uygarlığıdır, evet, bir bakıma. Tabii, her zaman öyledir. Evet, tren. O yüzden de tren üzerine çok yazdım. Yine onunla ilgili yazdığım yazılar var. Başka kitaplar çıkacak. Şimdi vapurlar üzerine bir derleme kitap var. Onun editörlüğünü yaptım. Şubat ayında o çıkacak. Bu sonbaharda yeni şiir kitabı çıkacak. Ama şiirleri henüz yazmadım. Ama daha çıkacak. Peki. Ama oluşturdum. Bu oluyor mu? Yani, oluyor. Evet, çok yani oluyormuş. Ben de çünkü yaşaya yaşaya anladım. Çünkü, evet, bazen 2-3 sene hiçbir şey yazmadığınızı düşünüyorsunuz. Sonra yani yayın evi bir şey istiyor. Ben bir şey artık kitap zamanı falan diyor. O zaman oturuyorsunuz, dökülüyor. Belki, ona güveniyorum yani. Evet, belki sizi bu anlamda böyle dinamik tutan bir şey belki yayın evi, değil mi? Hani üretmek üzere biriktirdiğiniz o birçok aslında yaşanmışlığı. Evet, belki de baştaki sözümü geri alıyorum. Şiir beyhude değilmiş. Hiç olmazsa orta yaşlı yazarları, şairleri çok yaşlı olmaktan engelleyen bir enerjiymiş diye düşünüyorum. Peki, son olarak biz birçok konuğumuza, her konuğumuza bunu soruyoruz. Sizin için kült olan bir eser, hiç unutamadığınız, hayatınızda çok önemli yer kaplayan bir eser bize söyleyebilir misiniz?
Yani çok eser söylerim. Yani beni okumaya ilk başlatan şeyler, roman yazar Panayotis Strati vardır. Bizim zamanımızda çok hit, şey hit diyorum yani. Çok önemli, yani evet. Çok okunan bir yazar Türkçe'de. Onu çok okudum. Panayotis Strati'nin neredeyse bütün kitaplarını okumuştum. Gençliğimde beni en çok etkileyen yazar Latin Amerikalı Jorge Amado'nun Tarçın Kokulu Kız kitabı oldu. Ve aynı etkiyle de tabii Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlığını okudum. Evet. Yani onlar tabii muhteşem, şiiri de içinde olan, her şey içinde olan, hayat da içinde olan tuhaf kitaplar. Onları okudum. Tabii neredeyse bütün bir Türk şiirini baştan sona okudum. Yani hala da okurum tabii. Ben çünkü yani şairin gerçekte iyi bir şiir okuru olduğuna inanırım. Yani iyi şiir okurlarının şair olduğuna inanırım. Hani şairlerin çoğundan daha çok onlar şairdir diye düşünürüm. Asıl olan yazmak değil, okumaktır çünkü. Okumaktır. Evet. Çok güzel. Tabii, peki. Düşünürüm. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnsan başkalarına verdiği mutluluk derecesinde mutlu olur. Yazar mutluluk dağıtır etrafına. Anlam dünyasına yeni katkılar sağladıkça mutlu olur. Türkiye Edebiyat Dergileri Atlası, Selçuk Küpçük, Cümle Yayınları. Kitap 1983 ve 2010 yılları arasında yayınlanmış ve kapanmış dergilerin yayın yönetmenleri ve editörleriyle yapılmış söyleşileri içeriyor. Toplam 40 söyleşinin yer aldığı Türkiye Edebiyat Dergileri Atlası'nda farklı edebi kimlikleri taşıyan dergiler var. Yakın tarihin edebiyat iklimine, sosyolojik ve kültürel dinamiklerine aşina olmak isteyenlere. İçimde AVM var. Saadettin Ökten. Tuti Kitap. Eskilerde kaldı medeniyet tasavvurumuzu yansıtan şehirler. Önce daha huzurlu, daha sakin, daha insani ve daha güvenliydik. Sonra bizim olmayan bir medeniyet tasavvuruna özenip, onun zihniyetine ait yapılar inşa ettik. AVM'ler, şehirleri canavarlaştıran gökdelenler. Saadettin Ökten, bu kitabında şehir ve medeniyet tasavvuru üzerine duruyor. Pentname, Feriduddin-i Attar, Büyüyenay Yayınları. Pentname, klasik İslam edebiyatının çok tanınmış eserlerinden biridir. Eser, elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Bir öğüt kitabı olarak yazılan bu kitap, oldukça akıcı bir tarzda kaleme alınmıştır. Sait Mermutlu tarafından hazırlanan bu tercümenin sonunda, Pentname'nin tıpkı basımı da yer almaktadır. Kitap benim için arayışa açılan kapı gibi düşünebiliriz. Çünkü insanlar kendilerini kitaplarda bulabiliyor ve farklı kitapları okuyarak zihinlerini açabiliyorlar. İlimdir kitap. İlim öğrenmek, bilmek, anlamak, anlatmak. En sevdiğim kitap yani uzun romanlar, eğlenceli ve öğretici romanlar benim en sevdiğim kitaptır. En son okuduğum kitap, Şimdiki Çocuklar Harika Romanı. En güzel mısralar hiçbir zaman yazılamayanlardır. Hayatın içindeki şiir en mükemmel olanıdır. Yazılmış en iyi şiir kitabı dahi hayatın ve insanın şiirselliği karşısında sadece birer taklit olarak kalır.